Dertli Bestekar kanalından herkese merhabalar. Bedelli askerlik bekleyenler için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. En çok tartışılan 28 gün askerlik süresi Twitter'da gündem olduktan sonra hükümete iletildi. Asıl sevindirici haber ise hükümet bu duruma sıcak bakıyor. Gelin hep beraber haberin detaylarını inceleyelim. Bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde bulunduğu torba yasa teklifi 23 Temmuz Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. AK Parti kurmayları, Plan ve Bütçe Komisyonu ile ilgili bakanlıkların temsilcileri, komisyon toplantısı öncesi kamuoyundan gelen talepleri de dikkate alarak torba teklifi tümünü tekrar masaya yatırdı. Talepler doğrultusunda ne tür değişiklikler yapılabileceği enine boyuna tartışıldı. Yapılan bu çalışmalar kapsamında kamuoyunun talepleri doğrultusunda değişiklikleri tartışılan düzenlemeler şöyle. Teklifte en çok tartışılan konu 28 günlük askerlik, temel askerlik süresi oldu. 28 günlük sürede çalışanlar ücretsiz izinli sayılsa da esnaf, doktor, ihtisas yapanlar gibi gruplar açısından sıkıntı sürüyor. Vatandaşlar direkt telefonla arayarak ya da sosyal medya üzerinden AK Parti'ye yoğun baskı yapıyor. Gelen talepler doğrultusunda 28 günlük temel askerlik süresinin kaldırılması tartışmaya açıldı. Yapılan toplantıda buna sıcak bakıldı. İlgili kurumların da onay vermesi halinde değişiklik gündeme gelebilecek. Değişikliğin yapılması halinde bedelli askerlik düzenlemesinde olduğu gibi 25 yaş ve 15 bin lirayı ödeme koşulunu yerine getirenler yapmış sayılacak. Bedelliden 400 bin kişinin yaralanması bekleniyor. Bunların bir aylık eğitimlerinin devlete maliyeti ise 28 günlük sürenin kaldırılmasında etkili olacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için uygulanan dövizli askerlik ile ilgili de belli değişiklikler yapılması masada. Bu konuda en çok talep 2000 euroluk bedelin daha aşağı çekilmesi oldu. Ancak yapılan değerlendirmeler sonrasında bundan geri adım atılmaması benimsendi. Dövizli askerlik yapanların 28 günlük uzaktan eğitim alması gerekiyordu. Uzaktan eğitim ise kaldırılması düşünülüyor. Bedelli çıkmadan askerden kaçanların da gerekli koşulları yerine getirmesi halinde düzenlemeden yararlandırılması tartışılıyor. Bu durumda olan 5700 kişi bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca çürük rapor alanların da istedikleri takdirde askerliğimi yaptım diyebilmeleri için bedelliden yararlanmasına sıcak bakılıyor. Yasa kapsamında doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşları 1500-2000 lira civarında artacak. Bu uygulamadan kamuda çalışan eczacıların da yararlanması yönünde istekler AK Parti'ye ulaştı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi olay AK Parti'ye ulaştı ve AK Parti de bu duruma olumlu baktıysa bu iş olur. Siz şimdiden oynamaya başlayın. Hepinize iyi günler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.